Merhaba arkadaşlar, The King of the Game'den ben Barış. Bugün hep beraber yeni yamayı inceleyeceğiz. Yeni yama geldi tabi. Bu arada yeni şampiyon geldi, Kinder. Kindred, pardon, Kinder ne lan? Kindred geldi. Bir dakika, size niye heyla ekran gelmedi? Bir dakika. 5 nokta. Aa, what? Bir dakika. Heh. Tamam, güzel, şimdi geldiniz. Kindred geldi, onu da inceleyeceğiz tabii ki de. Hemen başlayalım. Bu birazcık büyümüş. Ben hiç okumadım. Hemen bir baktım LoL sitesine. LoL'ü açmıştı, yüklenmedeydi. Şimdi Anivia'da şöyle bir şey var. E'nin hasarı arttı. Ama bir de ejderhaya, barona falan kendi büyüleriyle yavaşlatma attığında E'nin hasarı, yok, E'nin hasarı artmadı, pardon. Kafamda uyandım da. E'nin hasarı aynı. Ejderha ve Baron'u kendi yetenekleriyle yavaşlatırsa 2 katına çıkacak. Yani buz tutuşması herhalde. Ayaz yanı mı, buz tutuşması mı, neydi artık? Buram Q'nun bedeli arttı tabii ki de, normal bir şekilde. Birkaç yama önce düşmüştü bunun. W'nun bedeli ve bekleme süresi azaldı. Bayağı güzel bir şey. Bu artık baskınlara karşı şey, Caitlyn birazcık daha güvenli olabilecek. Q'nun mana bedeli arttı. Ama bunun yanında birin başına iyileştireceğim hazırken azami iyileşme arttı diyor. Yani şöyle, Q'nun bedeli arttı. Eskiden kayıp canı %15 idi, şimdi %12'si. Kayıp canı azami iyileştirmesi %30 iken artık %36'sı. Ama şöyle bir şey var. Bu bir dengeleme ne de olsa, bedeli son seviyede 50 mana arttırdı. İlk seviye aslında bütün seviyelerde 30'du. Elis'in örümcek yavrunun hasar düşmüş. Ezreal'a çok güzel bir şey geldi ya. Yani E'nin artık saldırı gücünden de etkilenmesi bayağı güzel bir şey. Yani artık W fırlanmayacak. Pardon. Fiora taban zırh, taban can, seviye başına alınan can azaltıldı. İstiyorsanız kostümden önce bir daha bakın. Trumpet eğer en azından bir şampiyonu etki ediyorsa hareket etme komutu ilk. Aynen. Bir şampiyonu etki ediyor, tıklıyorsunuz. O çok az bir süre sonra hareket ediyor ve ultisi bozuluyor. Bunu demek istiyor. Klon savaşları meşru müdafaa. Garen'i öldüren artık baş kötü olmuyormuş. Bir sürü şey kaldırdılar artık ya. Gangplank'e iyi bir nerf geldi. Açıkçası ben Gangplank'ı oynamayı çok seven biriyim. Hani o benim, belki izlemişsinizdir. Şuraya birerlere falan şey koyarım. Kart koyarım. O videomu kesinlikle izlemeniz çok, kesinlikle tavsiye ediyorum. Baya güzel oynatmıştım adamları. Fıçılar önemli. Fıçıların hasarı düşmüş. Son seviyede 20 olmak üzere her seviyede 20. Zırh delmesi de %40'a düşmüş. Oo. Taban zırhı artmış Jarvan'ın. Eskiden bayrak size zırh da veriyordu. Artık vermiyor. Lulu. Şöyle bir şey var. Büyü hırsızın marifetini herkes biliyor. Kullanmışsınızdır. Lulu'nun pasifiyle büyü hırsızın marifetini tetikleyemeyeceksiniz artık. Öyle bir şey yok. Kaldırılmış. Lulu oyuncularına üzüldüm açıkçası, ben çok Lulu oynamam ama severim. Ve can değeri düştü. Yani büyüme oranı düştü. Bunda bayağı bir şey var. Şimdi Mordu'da oyunun erken safhasında taban değerleri düştü diyor. Aynen düşmüş, zırh büyüme oranı. Çok uyku var ya, bu ne yani? Zırhı düşmüş abi.
W'nun can bedeli var ama kendimize de atabiliyoruz. Şu kaldırıldı. Onu kafanızdan silin. Artık şu var. Kendinize atabiliyorsunuz. Ama yani 60 canı vermek ister misiniz, istemez misiniz? Kendinizi atar mısınız, atmazsanız bilmiyorum. Ben destek morda oynarım açıkçası. Günün mana bedeli düşmüş. Bayağı güzel artık. Bu diyor ki, pasif artık oyun başına daha güçsüz. AI ise daha yavaş. Yani yavaşlatması daha az, öyle diyelim. Mana büyüme oranı arttı. Bayağı bu güzel bir şey. Sayınları oyuncuları durmadan şikayet ediyordu bundan. Zayıflara acıma. Bir menzili var. Menzilin içinde top varsa top daha güzel ilerliyordu. EQ kombosu yani. Daha olabilecek bir şekilde yapmışlar. Yani daha güzel bir şekilde yapabildiler. Şimdi şöyle, renk körü arkadaşlarımız var maalesef. Onun için kayış gibinin renk körü modu açılmış. Artık şey yapabiliyor. EQ yok, EW konumuz aynen. Q'ya basıyorsunuz, sonra W'ye basıyorsunuz. Çok uykum var ya. Q'ya basıyorsunuz, W'ye basıyorsunuz. Minyonu uzaktan veya yaratığı uzaktan alıyorsunuz. Bu daha artık daha kolay olacak. Şöyle bir şey var. Twitch. Hasar alırken eskiden 6 saniye içinde görünmez oluyordu. Artık 4,5 saniyede görünmez oluyor. Bu bayağı güzel bir şey. Veigar. Veigar oyuncuları, ben de Veigar oynamayı bayağı bayağı severim. Yakında bir VS serilerimiz gelecek. Onlar için Veigar videom hazır zaten. Onları atmayı düşünüyorum. Q asistler için yetenek gücü kazandıracak. Yani mesela adamı vurdunuz. Q'nuzdan bir tane yetenek gücü kazanacaksınız. Ve artık W daha hızlı düşecek. Yani öyle yarım saat bekleme süresi yok. Bu arada Zyra'nın çiçekleri şampiyonlara isabet edecekmiş. Aynen. Evet, buraya ben açıkçası şu eşya abi güzel oldu yani, usta iyi. Ben mesela Master Yi oynamayı bayağı severim. Ben Master Yi oynamayı bayağı çok severim açıkçası. Ama artık bu eşya ile Master Yi oynanılır mı sanmıyorum. Ben oynamam. Efsun Cengaver. Aynı saldırı gücüne geri döndün abi. Hoş geldin. Öyle diyelim. Efsun Zıpkın yük başına büyü hasarı azaltıldı. Yani bu biraz güçlü bir eşyaydı. Evet. Biraz bayağı bayağı bir güçlü eşyaydı hatta. Zırhı düştü. Yük etki süresi azaldı diyor. Yani daha güzel oldu. What? W Lulu varsa ivmeniz gidiyor abi. İvme. Heh. İvme gidiyor yani. Öyle bir şey var. Oo, çok güzel. Mesela şampiyonlar şampiyonu Kalista ile base atıyorsunuz. Çok güzel o kostümü almayı düşünüyorum. Onunla base atıyorsunuz. Artık aramda atabileceksiniz. Ama base'e gitmeyeceksiniz. Artık öyle güzel animasyonlar çıktı ki atmaya imkan kılıyor yani. Bir sürü şey işte. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz de dosyaya bakabilirsiniz. Şampiyonlar şampiyonu Kalista. Abi bu kostümün görseli de çok güzel ya. Çok güzel, çok güzel. Rito helal. Bu arada neydi? Şu arkadaş da çıktı, ben bir hemen bakayım bir dakika. Ha. Kindred. Orman Kindred. Görsel de bayağı güzel ya. Madalyonun 200'ü. Şuna bakar mısınız?
Kayısı'ya çok benziyor abi. Birkaç saniye. Acaba şampiyona şey ne olacak, kostüm ne olacak, çok merak ediyorum ya. Abi yani ben birazcık da orta koridor nişancı bekliyordum. Bunda nişancı oynanmaz bir defa. Yani buna nişancı oynanmaz. Öyle söyleyebilirim. Videolarını izleyelim hemen. Bu pasifi şöyle, benim internet biraz yavaş. Şöyle bir şey var. Kindred rakibi etiketliyor abi. Hedefi katleder veya katletmesinde yardımcı olur. Yani asist yaparsa normal saldırı gücü saldırıları kalıcı bir ilave hasar kazanıyor herhalde. Şöyle şunu gördünüz ya, bunu işaretliyor. Asist yaparsa ekstra normal vuruşlarını kazanıyor. Şurada şu tarz bir şey çıkıyor. Aa, bu yalnız bunu görse çok güzel. Yani yanında dolaşan şey çok güzel. Çok güzel, bayağı güzel. Minyonları da oluyor. Canavarları da oluyor. Katlederse daha fazla hasar veriyor. Bayağı güzel bir şey aslında. Ormancı gidebilir bu hero ya. Okuyalım. Ruanna'nın pasifi gibi. Ama bu sefer ileri atlıyor bu. Ve en fazla 3 rakibi ok tutturabiliyormuş. Yani şöyle düşünebilirsek üst koridorda oynanılabilir bence bu hero. Tamam. Kaçış yeteneği yok ama tek şeyi var. Yani bir mesafe atlama. Belki bu duvarlardan falan da geçiyordur. Emin değilim ama. Bakacağız. What? He, bu şey. Şu da ona yardım ediyor. Şu da ona yardım ediyor abi. O da şeyde, şunda. Ama görseli baya baya güzel ya. Acaba nereden gelmiş bu? Ya çok güzel abi. Kuzu kurt. Ya kurt kuzu. Dediğim gibi çok güzel bir şey olacak. Ama ben o kadar beğendiğimi söyleyemem açıkçası. Narin gözüküyor işte, yanında duran şeyler falan çok şey. Bilmiyorum. Almak ister misiniz emin değilim ama neyse, devam edeyim. Hareket halindeyken av hırsı yüklerini biriktirir bu. Ölü adamın zırhı, ivme yükleri gibi öyle düşünebilirsiniz. Yükler tamamen dolduğunda kendi az bir şey can çalar. What the fuck? Bu ne abi? O ses neydi? Bundan geldi. Okey. Kurt ile kurt, şu siyah olan kuzu, şu beyaz olan tabii ki de geçici olarak kurt kuzudan ayrılıyormuş. Geniş bir ruh alanı oluşturuyormuş. Yani diyor ki bir alan oluşturuyor. Alanda kurt da saldırıyor. Eğer Kindred, yani kuzunun saldırdığı hedefe bu kurt arkadaşımız da saldırabiliyor ve daha fazla vuruyor. Ve o alandaysan kuzunun oklarının dansı
Yeteneğinin bekleme süresi azalıyormuş. Karabasan ismi çok güzel bak. Önceden yavaşlatıyor rakibi. Bu şey gibi. Diana'nın pasifi veya Ekko'nun pasifi gibi. Ama ilk önce yavaşlatıyor bu. Sonra Azami canını oranla fazla vuruyormuş. Karabasan mı? Ya şey vuruyor yalnız bu. Kurt vuruyor ona. Okey. Okey. Ultisi. Kuzunun şefkati. Şimdi bu Bard'ın ultisi gibi. Dengesiz bir şey. Ama bir hayli güçlü bir özellik. Yani teamfight'ta özellikle. Mesela nişancınızın tam dibine şey indi. Bir düşünün. Jax kafasına. Jax öldü. Nişancınız çok gram canlı. Gram canlı. Nişancı Jinx roket atacak. Roket animasyon sesini duydunuz. Bay bay. Diye roket geliyor. Ulti basıyorsunuz. Nişancınızın canı çok az bir şey var. Ama ölmüyor. Sonra 1-2 saniye sonra nişan o alandaki herkesi iyileştiriyor. Şimdi izleyeceğiz zaten. Yani ölmesine izin vermiyor. Kuzunun şefkati. Yani ultisi. Öyle de diyebiliriz. Yüklenmiyor ki. Abi çok güzel bunun görseli ya. Herhalde şöyle. What? Can çalması var mı? Bakın. Böyle bu alan içinde Mokai'nin eskisi gibi düşünün. Alanı açıyor adam. Açtığı kişiler daha az hasarlıyor ama iyileşmiyor. Bunda iyileşiyor. Hem iyileşiyor hem hasarlıyor ve burası. Evet, bug'a geldi. Yani demek istediğimi anlamışsınızdır. Şöyle de bir bakalım. Orman gidebilirmişiz bununla. Baskınlarında Karabasan bize yardımcı olacak büyük ihtimalle yavaşlatma yeteneği olduğu için. Bence Tristana'dan falan kaçamaz. Şey Tristana'dan falan bu kaçamaz. Tristana'ya baskın atması da çok zor. Bilmiyorum ben bu yeni hero'yu fazla beğenmedim açıkçası. Ama dediğim gibi almak isteyen arkadaşlarımız varsa şu görseli için bile alınabilir. Çok güzel bir hero ya. Neyse arkadaşlar, beğendiyseniz beğenmeyi. Bir dakika. Umarım şeyi kaplamamışımdır. Aynen. En azından gözüküyor. Şu yeteneği de ben size hemen göstereyim ben. Kuzunun şefkati. Aha oynatıyor bakın. Basıyor ultiyi. Zonya'yı bakın. Ölmüyor ama buna da can doluyor. Buna da ve buna da can doluyor. Yani alır mısınız, almaz mısınız bilmiyorum açıkçası. Ultisi güzel bir şey ama. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. En önemlisi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha farklı videolarda, daha farklı zamanlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.